Herkese merhaba arkadaşlar. İddia tahminleri ve iddia taktikleri kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. 7 Eylül 2021 Salı iddia programı ve iddia analizleriyle sizlerle birlikte olacağız. Hep beraber rolling, kasa katlama, canlı iddia, kombine sistem ve banko kuponlarda kullanabileceğiniz maç tahminleri, bahis analiz ve iddia yorumlarımıza bakacağız. Vermiş olduğum tahminler güzel kazandırdı. Ve fullümüzü çektik arkadaşlar. Güvenip oynayanları tebrik ederim. Ama şu uyarıyı sizlere yapacağım. Aman ha dikkat. Bakın yok işte çoğunu biliyor. Çoğu geliyor. Çok güzel tahmin yapıyor. Bu sefer bir öncekinden çok daha misli gireyim. Her zaman 3 atıyordum. Bu sefer 10 atayım gibi şeylere lütfen kapılmayın. Kasanızın risk yönetimini yapın. Kimseye umut dağıtmıyoruz. Kimseye de umut tacirliği yapmıyoruz. Ama en mantıklı, en ideal, en olabilir, tutma olasılığı en yüksek teknik analize ve istatistik uygun seçilmiş tercihleri mantık süzgecimden geçirip sizlere sunuyorum. Artık işimizde çok fazla değil. Biraz da şans yanımız olursa maçlardaki aksilikler, terslikler, kırmızı kartlar, şikeler, penaltılar, direkten dönen toplar, sakatlanmalar vesaire olmuyor ve çok güzel sonuçlar elde edebiliyoruz. Bundan önceki videolarımda defalarca gördünüz. Ama 1.05 oranın bile garantisi olmadığını bir kez daha hatırlatmak isterim. İddia kazandıran tahminler.com web sitemizden kısaca bahsedecek olursak Telegram ve YouTube'da vermediğim kazanma ihtimali yüksek ekstra bahislerimi, banko maç ve banko hazır kupon tercihlerimi sizle de paylaşıyorum. Sitedeki detaylı analizleri okuyarak kendi kendinize zamanla analiz yapabilme yeteneğinizin gelişeceğini düşünüyorum. Maç tahminlerimi sitede günün iddia tahminleri bölümünde, kupon önerilerimi günün iddia kuponu bölümünde, Spor Toto ile ilgili analiz ve tahminlerimi ise Spor Toto tahminleri bölümünde bulabilirsiniz. Sizler de iddia kazandıran tahminler.com'u ziyaret etmeyi unutmayın. Siteye gitmek için videonun kenarındaki ok işaretine basınca açıklamalar kısmına ulaşıyorsunuz. Oradaki web site linkine tıklayıp ekstra tahminlerin bulunduğu iddia kazandıran tahminler.com sitemize ulaşabilirsiniz. Ücretsiz iddia telegram grubumuz var. Youtube'da vermediğim Farklı banko maç tahminlerimi ve banko hazır kupon tercihlerimi orada veriyorum. Telegram'da da kazandırmaya devam ediyorum. Ama baştan söyleyeyim. 20 maç, 30 maç, günde 100 maç bu şekilde arkadaşlar ilerlemiyorum. Tutma ihtimali oldukça yüksek ve gerçekleşme ihtimali %90-95 oranında olan maçları orada paylaşıyorum arkadaşlar. İncelerseniz de göreceksiniz. Maç verdiğim maç 10 maçın 9'u 8'i bazen onda onu tutuyor arkadaşlar. Bu şekilde. Siz de gelip ücretsiz grubumuza katılıp bizlerle beraber kazanabilirsiniz. Öncelikle Telegram uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz. Ardından videonun kenarındaki ok işaretine basıp açıklamalar kısmına ulaşıyorsunuz. Oradaki Telegram grubu linkine tıklayıp ücretsiz grubumuza katılıyorsunuz. Instagram kanalımıza da videonun açıklama kısmındaki Instagram linkini tıklayıp takipçi olabilirsiniz. Arkadaşlar kanala abone olup izleyiniz. Bize ve emeğimize destek olmak için like atmayı unutmayın. Maçlarımızı yorumlarken sağ saat ilerleyeceğiz. Bu arada kanalımıza abone olan birçok yeni üyemiz var. Aramıza herkese teker teker hoş geldiniz diyorum. Tüm bildirimleri açtığınız takdirde tahmin videolarımız anında sizlerle buluşacaktır. Hatırlatmaları fazlasıyla yaptık. Artık maçlarımızı yorumlamaya başlayabiliriz. World Cup 2022'de saat 21.45'te Fransa ile Finlandiya karşı karşıya geliyor. Fransa ve Finlandiya'nın form durumuna baktığımızda son karşılaşmada Fransa Bosna Hersek'te bir birlik skorla berabere kaldı. 28 Haziran'da oynadığı karşılaşmada Fransa İsviçre ile karşılaştı. İlk yarıyı 1-0 mağlup kapadığı karşılaşmada ikinci yarıyı 3-3'lük skorla beraberlikle tamamlamayı başardı. 23 Haziran'da Fransa deplasmanda Portekiz'de oynadı. İlk yarısı 1-1 biten karşılaşmada 2-2'lik skorla beraberlikle sonuçladı. 19 Haziran'da Fransa Macaristan'la oynadı. Deplasmanda gerçekleşti karşılaşma. İlk yarı Macaristan 1-0 önde kapattı. Fransa ikinci yarı tek gol buldu ve 1-1'lik skorla beraberlikle karşılaşmadan ayrıldı. 15 Haziran'da Fransa kendi evinde Almanya ile oynadı. İlk yarı 1-0 önde bitirdiği karşılaşmada ikinci yarıda başka da gol olmayacağı 1-0'lık skorla Almanya'yı yenmeyi başardı. Finlandiya ise son karşılaşmasının Kazakistan'ı x yarısı 0-0 karşılaşmada 1-0'lık skorla yenmeyi başardı. 1 Eylül'de kendi evinde Galler'le oynadı ve golsüz bir karşılaşma tamamlandı. Maçın sonucu 0-0 olarak gerçekleşti. Yine birazdan Finlandiya Belçika ile karşılaştı. Kendi evinde 2-0 mağlup oldu karşılaşmada. Deplasmanda 12 Haziran'da Danimarka ile oynadı. İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmada Danimarka 1-0'lık skorla yenmeyi başardı. Ve uluslararası dostluk karşılaşmasında 4 Haziran'da Finlandiya ile Estonya karşılaştı. Ve Finlandiya Estonya'ya 1-0'lık skorla mağlup oldu. Maçla ilgili ilk tercihim ev bir üst. İkinci tercihim maç sonu 1.5 üst. Üçüncü tercihim Fransa maçı kazanır. Maç sonucu 1. Maç saatinde eksik ve cezalara bakaraktan aklınız ve yatıyorsa tercihleri bu şekilde dilerseniz kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz. World Cup 2022'de saat 21.45'te Norveç ile Cebel Tarık karşı karşıya geliyor. Her iki takımın form durumuna baktığımızda Norveç son karşılaşmada Letonya'yı 2-0'luk bir skorla yenmeyi başardı. 1 Eylül'de Norveç kendi sahasında Hollanda ile oynadı ve ilk yarısı 1-1 biten karşılaşmada ikinci yarıda başka da gol olmayınca maç 1-1'lik bir skorla sona erdi. 6 Haziran'da Norveç dostluk karşılaşmasında Yunanistan'la karşılaştı. İkinci ilk yarısı 2-0 Yunanistan'ın lehine olan karşılaşmada ikinci yarıda Norveç sadece 1 gol oldu ve 2-1'lik bir skorla Yunanistan'a mağlup oldu. Dostluk karşılaşmasında 2 Haziran'da Norveç Lüksemburg'la karşılaştı. İlk yarısı golsüz geçen karşılaşmada İkinci yarıda Norveç, Lüksemburg'u 1-0'lık skorla yenmeyi başardı. FIFA World Cup elemelerinde 30 Mart'ta Norveç deplasmanda Montenegro ile karşılaştı. İlk yarıyı Norveç'in 1-0 önde kapadığı karşılaşmada ikinci yarıda başka da gol olmayınca Norveç Montenegro'yu 1-0'lık skorla yenmeyi başardı. Cebeli baktığımızda Cebeli 4 Eylül'de mil takımımızla karşılaştı. Ve ilk yarısı 0 0dan karşılaşmada mil takımımız attığı ikinci yarıda 3 golle Cebeli 3-0 skorla yenmeyi başardı. 1 Eylül'de Cebeli Letonya'yla Letonya ile karşılaştı. İlk yarısı 0 0dan karşılaşmada Letonya'ya 3 birlik skorla mağlup oldu. 7 Haziran'da Cebeli Tarık Andorra ile karşılaştı. İki karşılaşmada da ilk yarısında da ve ikinci yarısında da hiç gol çıkmadı ve 0 0la maç sona erdi. Dostluk karşılaşmasında 4 Haziran'da Slovenya ile Cebelitar karşılaştı. İlk kere 4-0 mağlup kapattı. İkinci yarıda 2 iki gol daha yiyince Slovenya Cebelitar 6 0lık skorla yenmeyi başardı. Dünya Kupası elemeninde 30 Mart'ta Cebelitar'da Hollanda ile karşılaştı. Hollanda ilk kere 1-0 önde kapattı ve ikinci yarıda 6 tane daha gol olunca adeta bir gol yağmuru vardı. Ve Hollanda Cebelitar'ı 7 0lık skorla yenmeyi başardı. Norveç Cebeli maçı ile ilgili tahminim ev 1.5 üst. İkinci tercihim maç sonu 2 üst. Üçüncü tercihim Norveç Cebeli yener maç sonu 1. Maç saatinde eksik ve cezalara bakaraktan aklınızda ve yatıyorsa tercihleri bu şekilde dilerseniz kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz. World Cup 2022'de saat 21.45'te Rusya ile Malta karşı karşıya geliyor. Her iki takımın form durumuna baktığımızda Rusya son karşılaşmasında Kıbrıs'ı ilk yarayı 1-0 önde bitirdiği karşılaşmada ikinci yarıda bir gol daha atınca 2-0 skorla Kıbrıs'ı yenmeyi başardı. 1 Eylül'de Rusya Hırvatistan'la karşılaştı. Oldukça kısır geçen bir maçta ilk yarası 0-0 ve maç sonrası 0-0 olarak tamamlandı. 21 Haziran'da Rusya Danimarka ile karşılaştı. Danimarka'nın ilk yarayı 1-0 önde kapadığı karşılaşma Danimarka'da 4-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Rusya ile Belçika arasındaki karşılaşma 12 Haziran 2020'de gerçekleşti ve Belçika Rusya'yı 3-0'lık bir skorla yenmeyi başardı. Dostluk karşılaşmasında 5 Haziran 2020'de Rusya ile Bulgaristan karşılaştı. İlk yarıda gol olmayan karşılaşmada ikinci yarıda Rusya tek gol atıp 1-0'lık skorla Bulgaristan'ı yenmeyi başardı. Malta'nın form durumuna baktığımızda Malta son karşılaşması Slovenya ile oynadı. İlk yarıyı 1-0 geride kapadığı karşılaşmada ikinci yarıda başka da gol olunca 1-0'lık skorla Slovenya Malta'yı yenmeyi başardı. 1 Eylül 2021'de Malta Kıbrıs'la karşılaştı. Kıbrıs'ı ilk yarıda 1-0 önde kapattı ve ikinci yarıda Malta 2 gol dağıtınca 3-0'lık skorla Malta Kıbrıs'ı yenmeyi başardı. 4 Haziran'da dostluk karşılaşmasına Malta ile Kosova arasındaki karşılaşmada ilk yarı 1-1 tamamlandı ve ikinci yarı sonunda Kosova 1 gol daha bulunca 2-1'lik skorla Kosova Malta'yı Malta'yı yenmeyi başardı. 30 Mayıs'ta gene dostluk karşılaşmasında Malta ile Kuzey İrlanda karşılaştı. Kuzey İrlanda'nın iki 1-0 önde kapadığı karşılaşmada Kuzey İrlanda 2 gol daha buldu ve 3-0 skorla Malta'yı yenmeyi başardı. Dünya Kupası elemeninde Hırvatistan Malta 30 Mart 2021'de karşılaştıra ve Hırvatistan Malta'yı ilk yarısı golsüz geçen karşılaşmada 3-0 skorla yenmeyi başardı. Evet maçla ilgili ilk tercihim ev bir üst. İkinci tercihim maç sonu ikinci 200, üçüncü tercihim maç sonu bir. Maç saatinde eksik ve cezalara bakaraktan aklı zamanınızı yatıyorsa tercihleri bu şekilde dilerseniz kupalarınızla değerlendirebilirsiniz. World Cup 2022'de saat 21.45'te Danimarka ile İsrail karşı karşıya geliyor. Danimarka ve İsrail'in form durumuna baktığımızda Danimarka son karşılaşmasında Faroe Adaları'nı 4 Eylül'de 1-0'lık bir skorla yenmeyi başardı. 1 Eylül'de Danimarka İskoçya ile karşılaştı. Dünya Kupası elemelerinde ve İskoçya'yı ilk yarıda attığı iki golle, 2 golle 2-0 skorla yenmeyi başardı. 3 Temmuz'da Danimarka Çek Cumhuriyeti ile karşılaştı. İlk yarıyı 2-0 önde kapadı karşılaşmada. ikinci yarıda Çek Cumhuriyeti sadece bir gol bulabildi ve Danimarka Çek Cumhuriyeti'ni 2-1 skorla yenmeyi başardı. O... UEFA Avrupa Şampiyonşip'te 26 Haziran'da Danimarka Galler'le karşılaştı. İlk kere 1-0 önde bitirdi karşılaşmada. Danimarka ikinci yarı 3 gol dağıtınca 4-0'lık skorla Galler'i yenmeyi başardı. 21 Haziran'da UEFA Avrupa Şampiyonşip'te Rusya ile karşılaştı Danimarka. İlk kere 1-0 önde kapadı karşılaşmada. İkinci yarıda 3 gol dağıttı. Bir gol de Rusya'dan gelince 4-1'lik skorla Danimarka Rusya'yı yenmeyi başardı. İsrail'e baktığımızda İsrail son karşılaşmasını Avusturya ile oynadı. Avusturya 5-2'lik skorla ilk kez 3 1 biten karşılaşmada yenmeyi başardı. İsrail 1 Eylül'de Faray Adaları ile oynadı ve Faray Adaları'nı ilk 2-0 önde kapadı karşılaşmada 4-0'lık skorla Faray Adaları'nı yenmeyi başardı. Dostluk karşılaşmasında İsrail Portekiz'de oynadı. 2-0 ilk kere geride kapadı karşılaşmada. 2. yarıda Portekiz 2 gol dağıtınca Portekiz İsrail'i 4-0'lık skorla mağlup etti. İsrail Montenegro ile dostluk karşılaşmasına 5 Haziran'da oynadı. İlk 0, -0 karşılaşmada Montenegro 3 birlik skorla İsrail'i yenmeyi başardı. Dünya Kupası elemelerinde 31 Mart'ta İsrail Moldova ile karşılaştı. İlk yarısı 1 biten karşılaşmada Moldova 4 birlik skorla geçmeyi başardı. Danimarka ile İsrail arasındaki karşılaşmada ilk tercihim ev bir üst. İkinci tercihim maç sonu 1.5 üst. Üçüncü tercihim 1-0 çifte şans. Maç saatinde eksik ve cezalara bakaraktan aklınıza ve yatıyorsa tercihleri bu şekilde dilerseniz kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz. Evet maçlarımızı yorumladık. Tahminlerim bu şekildeydi. Elimden geldiği kadar güzel olanı risk atmaya değer ideal ve mantıklı seçenekler oluşturmaya çalıştım. Verdiğim tahminleri dilerseniz ikili en fazla üçlü maç öncesi kombin olarak dilerseniz canlıda oran bekleyip tekli tekli ya da rollingde hepsini ayrı ayrı değerlendirmişsiniz. Artık siz nasıl düşünüyorsanız diyelim. Kombine kuponlarımızla da başarılı bir şekilde devam ediyoruz. Oynayanları tebrik ederim. En son kuponumuzda tuttu. Ondan önceki kuponumuzda tuttu. Ben kazandığım haftalar biraz fazla basıyorum. Sadece karımı riske ediyorum. Karım gidiyor. Kazanırsam da daha çok karımı arttırmış oluyorum. Şimdi nasıl bir kombine kupon oluşturabiliriz diye bakacak olursak Golvar117.com'da tüm bahis sitelerinden daha yüksek oranlarla bahis alabilirsiniz. Kupon bozdurma seçeneği yani cash out, en yüksek oranlar, oldukça maddelerine göre yüksek oranlar ve oran attırma seçeneği gibi de single tekli kuponlarda bir sürü seçeneği var. Kombine kuponumuza gelecek olursak, ikili kombine kuponumuzdaki ilk karşılaşma Rusya ile Malta arasındaki karşılaşma maç sonucu ve toplam goller 1,5. Rusya yener ve maç sonu üst 1,5 combo. İkinci karşılaşma Danimarka ile İsrail arasındaki karşılaşma toplam goller 1.5 üst. İkisini çarptığımız zaman 1.50 gibi oldukça güzel bana da mantıklı gelen bir oran yapıyor. Benim tercihim bu şekilde. Siz de mantıklı görüyorsanız sizin de aklınıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. Bizden bugünlük bu kadar olsun. Beni dinlediğiniz ve zaman ayırdığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Emeğe saygı ve kanalımıza destek olmak için abone olunuz. Beğendiyseniz like beğenmesiniz tuşuna da basabilirsiniz. O da bir şimdi Sonuçta en azından tercihinizi belli etmiş olursunuz. Umarım hep beraber kazanırız. Hepimiz açısından şanslı ve güzel bir gün olsun. Sonraki bültenlerde görüşmek adına kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.